Hobi Melek kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle dünyada artık küresel bir tehdit olan koronavirüsünün hobimize nasıl bir etkisi olacağını tahmin ediyorum. Bunun üzerine konuşacağım. Oran da yavrularım büyümeye başladı. Birazcık onlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Artık daha net yem yedikleri belli oluyor. Artemiye verdiğimde karınlarının kırmızılıklarını görebiliyorum. Bunlardan bahsedeceğim. Üretimhanemde bazı değişiklikler yaptım. Biraz da onları anlatacağım. Umarım sizin beğeneceğiniz bir video olur diye düşünüyorum. Keyifli bir video olacağını düşünüyorum. Videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çünkü çeşitli konulardan bahsedeceğim. Hep aynı konudan bahsetmeyeceğim. Kanalıma abone değilseniz lütfen videoya başlamadan önce kanalıma abone olmanızı tavsiye ediyorum. Arkadaşlar melek balıkları ile ilgili sorularınızı da buradan yorumlarda da belirtebilirsiniz. Artı Instagram ve Facebook sayfalarından da yorumlarınızı yazabilirsiniz arkadaşlar. Elimden geldiğince, vaktim olduğunca yanıtlamaya çalışıyorum. Bildiğim konular üzerinde, bilmiyorsam da araştıracağımı söyleyip bulduğum bilgileri arkadaşlarla paylaşmaya çalışıyorum. Hobimiz paylaştıkça güzel, paylaştıkça daha da güzel olacağını düşünüyorum. Biliyorsunuz ki arkadaşlar bu koronavirüsü dolayısıyla Çin'den artık ithalat, ihracat, malzeme gelişi yasaklandı. Ve canlı hayvan ithalatı da sıkıntıya girdi arkadaşlar ülkemizde. Hatta dünyada girdi. Canlı hayvan ithalatının çoğunluğunu da yurt dışından karşıladığımız için ve malzemelerin çoğunluğu hava motorları, bizim kullanmış olduğumuz iç filtreler, dış filtreler arkadaşlar hepsini, yani çoğunluğu Çin kaynaklı olduğu için, artı yurt dışından da bir giriş olmayacağı için birazcık bizi zor günler bekleyebilir. Bu konu hakkında tahminlerimden de bahsedeceğim. Video sonuna kadar izlemenizi tekrardan tavsiye ediyorum. Lütfen arkadaşlar videolarımı paylaşın, arkadaşlarınızla paylaşın. Kanalıma abone olmayan arkadaşları kanalıma davet ederseniz çok çok sevinirim. Her geçen gün büyüyoruz. 640 aboneye ulaştık. Umarım daha da büyüyeceğiz. Daha da güçlü bir paylaşım platformu olacağız arkadaşlar. Şimdiden ben videomu izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Hadi videoya geçelim. Detaylar videoda olacak. Şimdi arkadaşlar damızlık altı meleklerim vardı. Şu akvaryumda ve şu akvaryumda en üstte duruyorlardı. Bunlara yeni su aldım. Meleklerimi buradan aldım arkadaşlar. Sebebi de artık aralarından çiftler çıkmaya başladıkça sayıların azalması. Bu şekilde daha rahat edeceklerini düşündüm arkadaşlar. Yumurta beklediğim birkaç çiftim daha var. Ben bugün sabah üretimhaneye geldiğimde, balıklarımı yemlemek için geldiğimde bir çiftimin daha yumurtladığını gördüm arkadaşlar. Onların da yumurtalarını buraya ayırdım. Daha öncekileri yukarıya ayırıyorduk arkadaşlar. Burada yerim kalmadığı için onları buraya ayırdım. Sabah geldim, yemlemelerimi yaptım. Dip çekimlerimi yaptım. Temizliklerimi yaptım arkadaşlar. Daha sonra da sizlerle bir video paylaşmak istedim. Damızlık altlarım burada. Umarım işlerinden daha fazla damızlıklar da çıkacak. Şimdi tüpçüğü çıkanlar, plaka temizleyenler de var arkadaşlar. Umarım artık bunlardan daha fazla çiftler almaya başlayacağız. Damızlık altı balık soran arkadaşlarım vardı. Damızlık altı balık almak isteyen arkadaşlarım vardı. Bu arkadaşlarımla ben birkaç çift daha aldıktan sonra damızlık altı balıklarını sizlerin beğenilerine sunacağım. Bunu da buradan duyuruyorum arkadaşlar. Yani birkaç çiftim kaldı. Birkaç çift daha alırsam benim için yeterli olacaktır. Üretimhanem için, üretim için yeterli olacaktır arkadaşlar. Dediğim gibi yani yaptığım değişikliklerden bir tanesi de bu. Damızlık altlarının hepsini birleştirdim. Arkadaşlar işlerinde bu şekilde yavrular da var. Bunlar da mı damızlık altı demeyin. Bunlar tabii ki de damızlık altı değil. Fakat bu balıklarım benim görsel olarak beğendiğim, renklerini beğendim. Kırmızılığını görüyorsunuz. Yani daha çok küçük olmasına rağmen gayet güzel bir kırmızılığı var. Bu şekilde benim beğendiğim balıklar arkadaşlar bunlar. Bunları bu yüzden ayırıyorum buraya. Şimdi arkadaşlar diğer oranda yavrularımı sizlere gösterecek olursam, oranda yavrularım burada. Bunlara da Artemia verdim. Şöyle biraz daha net olacak sanırım. Artemia verdim. Karınlarını görebilirsiniz arkadaşlar. Hepsi kırmızı kırmızı oldu karınları. Gayet de güzel yediler yemlerini. Yani inşallah kayıpsız bir şekilde büyüteceğim. Birkaç tane böyle güçsüz olan görüyorum. Sanırım bir ya da iki tane var arkadaşlar onlardan. Ama geri kalanında herhangi bir problem yaşayacağımı düşünmüyorum. Çünkü keyifleri gayet yerinde. Yem yedikleri sürece herhangi bir problem olacağını düşünmüyorum.
gayet güzel bir şekilde büyütmeyi planlıyorum arkadaşlar. Şimdilik durum bu. Birkaç gün daha geçtikten sonra yani birazcık daha büyüdüklerini hissettiğimde bunları da daha önceden hazırlamış oldum. Şurada arkadaşlar bir akvaryumum var. Boş duruyor altta. O akvaryumla bunları alacağım arkadaşlar. İnşallah bizim için daha da iyi olacak. Melek damızlıklarım da devam ediyorlar. Tül kuyruk ve siyah çiftim plaka temizliyorlardı bugün. Daha doğrusu fayansı temizliyorlardı. Büyük ihtimalle onlar da yakın zamanda yumurta döküleceklerdir. Daha tam tüpçü belli değil ama plaka temizlediklerini gördüm. Yani yakında büyük ihtimalle onlar da arkadaşlar yumurtlaya yani yumurtlarlar diye tahmin ediyorum. O şekilde söyleyeyim. Buradaki balıklarım artık kalabalık gelmeye başladı. Bunları da arkadaşlar birazcık seyrelteceğim ve yerlerini değiştirmek istiyorum. Nerede hata yaptım bilmiyorum ama suları bunların bir hayli kötüleşti. Dip çekimleriyle düzeltemiyorum. Artık filtrelemeyle düzeltemiyorum. Sanırım bunları farklı bir akvaryuma almam gerekecek. Buradaki siyahlarım da aynı şekilde. Görüyorsunuz arkadaşlar. Siyahlarım da aynı şekilde. Bunların da suları bir bozuldu ama sebebini bulamıyorum bir türlü neden bozulduğunu. Bunların da bir yerlerini değiştireceğim arkadaşlar. Yani akvaryumda yanlış bir şeyler yaptığımı düşünüyorum. Ya çok fazla yemleme oldu ya da yeteri kadar ilgilenemedik. Suları bir hayli bozuldu. Şöyle gösterirsem suları bulanıklaştı arkadaşlar. Yani bu sararması beni tedirgin etmiyor. Bu sarılık farklı bir olay. Bulanıklık farklı bir olay. Bulanık olması açıkçası beni tedirgin ediyor. O sebeple arkadaşlar bunlara da bir düzenleme, bir yani yer değişimi yapmayı düşünüyorum. Diğer çiftlerimi de sizlere şöyle göstereyim arkadaşlar. Yani aydınlatma ışık olmadığı için mavilikleri belli olmuyor ama Smonkey mavi arkadaşlar bunlar. Blue Smonkey'lerim. Gerçekten çok güzel parlıyorlar ışık olduğu zaman. Renklerini gayet güzel bir şekilde veriyorlar. Bakalım inşallah yumurtalarımdan da kendileri gibi güzel balıklar elde ederiz. Erkeğim tül, dişim düz arkadaşlar. İnşallah yani tül ağırlıklı verirlerse sevinirim. Ben tülleri birazcık daha fazla seviyorum. Gerçi hepsi güzel balıkların. Hepsi yani sağlıklı olduğu sürece keyif veriyorlar. Umarım arkadaşlar dediğim gibi tül ağırlıklı yavrular almayı başarırız. Kırmızı göz, Smonkey, Blue balıklarım arkadaşlar bunlar da. Bunlar da yeni yumurtladılar. Hatta daha dişinin tüpçü bir kısmı dışarıda duruyor gördüğünüz üzere. Yeni yumurta aldık bunlardan da. İnşallah arkadaşlar bu çiftim de üretimhanemizin artık yeni emekçileri olacak. Üretimhanemizde çalışmaya devam edecekler. Burada siyah çiftim var. Full bileklerim. Bu ara dişim maşallah var arkadaşlar. Çok güzel aralıklarla yani 10 günü geçmeyecek aralıklarla yumurta vermeye devam ediyor. Erkeğim de burada. Erkeğim bir hayli iri. Geçen gün arkadaşlar ilk olarak damızlık altlarından yavru aldım diye duyurduğum çiftim bunlardı. Erkeği tecrübeli bir erkek arkadaşlar. Dişim ilk defa yumurtladı. Sayı olarak çok güzel yumurtladı. Yani sayı olarak çok çok beğendim ben yumurtlamasını. Kuyruğunda birazcık kayıplar var. Sanırım kalabalıkta olduğu için o yumurtlama esnasında yumurtaları korumak amaçlı biraz kavga etmiş olabilir. Ama bir haftaya kadar ben bunları düzelteceğini düşünüyorum arkadaşlar. Yani bir haftaya kadar düzeleceğini düşünüyorum ben bu durumun. Umarım bu da herhangi bir sağlık problemi oluşturmadan gayet güzel bir şekilde üretimhanemizde devam edecek. Birazcık Smonkey ağırlıklı olacak ama burada da bir Smonkey çiftim var. Bunları da çok çok seviyorum ben. Bu dişim birazcık durgunlaştı bu aralar. Yumurta alamıyorum ama düzeleceğini tahmin ediyorum. Kendisini geliştireceğini yani daha doğrusu havaların ısınmasıyla kendisini toparlayacağını, daha iyi eski formuna kavuşacağını düşünüyorum arkadaşlar. Yani bu yemleme ile alakalı değil. Sanırım ki mevsimlerle, havayla alakalı bir durum. Yani bir türlü kendisini toparlayamadı. Hasta da değil ama yumurta kısmında birazcık zorlanıyor arkadaşlar. Yumurtlama kısmında birazcık seyrekleşmeye başladı. Bu en son aldığım damızlık altlarından aldığım yumurtaları buraya koymuştum. Sizlere göstermiştim. Bugün itibariyle arkadaşlar kuyruk sallamaya başladılar.
ve plakanın dibine düşmeye başladılar arkadaşlar. Şu an görüyorsunuzdur büyük ihtimalle. Netleşti. Plakanın altına yumurtalar düşmeye başladı. Buradaki yavrularım da artık hareketlendiler. Büyük ihtimalle artık yüzüşe geçerler. Geçen sefer göstermeye çalışmıştım. Çoğunluğu pipo filtrenin altındaydı. Sizlere gösterememiştim. Bu yavrularım da arkadaşlar bu şekilde. Yeni aldığım yumurtaları da gösterdim. Şuradaki yavruları artık yav göstermeye çalışacağım ama arkadaşlar çok fazla parladığı için gösteremiyorum. Evet, şu an birazcık göründü. Buradaki yavrularım da yüzüşe geçtiler. Diğer yavrularım da boylanmaya devam pardon. Diğer yavrularım da boylanmaya devam ediyorlar. Şöyle netleşirse artık bir hayli boylandılar. Akvaryumda kalabalık olmaya başladılar. Bunlarda da bir boylama sistemine geçip arkadaşlar irileri ufakları ayırmam gerekiyor. Birazcık zaman ayırırsam sanırım bu işi de hallederim diye düşünüyorum. Yani benim için çok fazla bir zaman değil ama en azından bir günümü ayırmam gerekiyor. Arkadaşlar burada da diğer büyümeye devam eden yavrularım var. Şükür kayıpsız bir şekilde bu yavrularımı da büyütüyorum. İnşallah bir problem olmadan kayıpsız bir şekilde büyüteceğiz. Yeni sahiplerine bunları da kavuşturacağız. Damızlık atlarımı göstermiştim. Arkadan ışık vurduğu için çok net görünmüyor olabilir. Ama yani çok güzel damızlık atlarım var arkadaşlar elimde. İnşallah yani güzel çiftler alıp hem sizlerin beğenisine sunacağım hem de üretimhanede üretmeye devam edeceğim. İnşallah arkadaşlar bakın şurada iki tane panda çiftim. Yani daha doğrusu yeni bir çift olacaklar büyük ihtimalle. İki tane panda plakanın başındalar. Plakayı temizliyorlar. Çok yakında bunlardan da iyi bir haber alırız diye düşünüyorum arkadaşlar. Bunları buraya yeni geçirdim. Daha yani bugün geçirdim. Alışmaları birazcık sürer. Fakat sonrasında alıştıktan sonra yeni yeni çiftler çıkmaya başlayacaktır. Yani ben bundan eminim. Birazcık kalabalık oldular. Artık yapacak bir şey yok arkadaşlar bunlar için. Yani iki akvaryum bunları ayırmak istemiyorum. Çünkü arkadan oranda yavrularım da geliyor. Yani bu sebeple artık bir an evvel yani akvaryumları daraltıp bunları artık elimden çıkarmam gerekecek. Ki yeni yavrulara da yer açılsın. Çünkü bir 20 yani bir yaklaşık bir 10 gün sonra orandaları bir sağım daha gerçekleştireceğim. O zamana kadar hazır olacaklardır diye düşünüyorum. Yani bir sağım daha gerçekleştireceğim. Ondan sonra da arkadaşlar bir hayli yere ihtiyacım olacak. Zaten bu odada yani artık bu ev arkadaşlar komple boş. Başka bir odaya geçeceğim. Setlerimin de artık arkadaşlar boyanma zamanı geldi. Şurada küflü noktaları görebilirsiniz. Hem setlerimi boyayacağım hem akvaryumlarıma bakım yapacağım arkadaşlar. Hem de odanın yerini değiştireceğim. Bu odaya da birazcık izolasyon yapmam gerekiyor. Kış için hazırlıklar yapacağım. Geçen kış böyle bir hazırlık yapmadım. O yüzden hazırlıksız yakalandı kışa. Ama bu kış böyle olmayacak. Birazcık daha hazırlık yapmam gerekecek arkadaşlar. O sebeple yoğun bir çalışma beni bekliyor. Bir yıllık izne ayrılabilirsem yıllık izinde hepsini bitiririm diye düşünüyorum. Birazcık daha sadece havaların ısınmasını bekliyorum. Çünkü havalar daha henüz serin olduğu için yani ben bu balıkları buradan çıkarmam benim için sorun yaratabilir arkadaşlar. O sebeple dediğim gibi birazcık daha alışmalarını bekliyorum. Şu zebra ile Smokey sanırım o plakayı temizleyecekler, ona bakıyorum. Evet arkadaşlar yakında yani güzel çiftlerimiz çıkacak. Plakayla ilgileri yoğunlaştı balıklarının. İnşallah güzel çiftlerimiz çıkacak. Dediğim gibi yani hem sizlerin beğenilerine sunarım hem de üretimhanem için benim için iyi olur. Arkadaşlar gelelim orandalarıma. Orandalarımı bu şekilde camla ayırdım. Birazcık kondisyon tutmalarını sağlamak açısından arkadaşlar. Bunların birazcık kondisyon tutmalarını istiyorum. Çünkü erkek dişiyi hiç rahat bırakmıyor. Sürekli dişinin peşinde olgunlaşmamış yumurtaları da döktürebilir düşüncesiyle arkadaşlar. Bu şekilde ayırdım. Yani bu şekilde beslemem de önerildi açıkçası. Yani erkekle dişiyi ayrı olarak beslemem. Sadece üreteceğim, çiftleştireceğim dönemlerde birleştirmem de önerilmişti. Hem o öneriye uymak hem de kendi gözlemlerinden dolayı orandalarımı da bu şekilde ayırdım arkadaşlar.
Bu şekilde daha iyi olacağını düşünüyorum. Şimdi gelelim arkadaşlar esas konumuz olan koronavirüsünün yani küresel bir tehlike oluşturmasından dolayı ithalat yasağı geldi biliyorsunuz ki. İthalat yasağıyla birlikte bizim kullandığımız malzemelerin çoğu arkadaşlar maalesef ki Çin kökenli. Yani isterdik ki yerli üretim malzemeler kullanalım ama çoğunluğu Çin kökenli. Bu virüs de Çin'den yayıldığı için hem canlı hayvanda hem de arkadaşlar malzemelerde ithalat yasağı geldi. Dediğim gibi kullandığımız malzemelerin çoğu ithal olduğu için balıkların çoğu yurt dışından geldiği için çünkü yerli üretici olarak arkadaşlar maalesef ki yani kendi kendimizi karşılayabilecek seviyede değiliz. Üretici çok fazla yok. Bu sebepten dolayı da balık açığı var ve yurt dışından geliyor arkadaşlar bizim balıklarımız. Yurt dışından geldiğinden dolayı da artık gelmeyeceği için biliyorsunuz ki ekonomik platformlarda bu olaylar arz talep meselesidir arkadaşlar. Talep sabit kalıp arzın olmadığı durumlarda mutlaka bir fiyat artışı olacaktır. Yeni bir balık almayı düşünüyorsanız, yeni türler almayı düşünüyorsanız, özellikle yurt dışından gelen türlerden düşünüyorsanız arkadaşlar birazcık acele etmenizi ben tavsiye ediyorum. Çünkü piyasadaki stoklar bittikten sonra ve bu stoklar çok çabuk bir şekilde bitecektir arkadaşlar. Piyasadaki bu stoklar bittikten sonra bu balıklara fahiş fiyatlar geleceğini ben sadece tahmin ediyorum. Yani gelebilir, sizleri uyarıyorum. Eğer yeni bir akvaryum kurmayı düşünüyorsanız, yeni balıklar almayı düşünüyorsanız birazcık acele etmenizi ben tavsiye edeceğim arkadaşlar. Neden tavsiye ediyorum? Çünkü arkadaşlar her an zam gelebilir. Yani şu anki fiyatlar üzerinden almak bizim için şu anki ortamda en mantıklısı. Havaların ısınmasıyla birlikte koronavirüsünün etkilerinin azalacağı söyleniyor. Yani bu 2-3 ay daha sürebilir belki bu yoğun etki. Ama piyasalar ne zaman düzelir? Yani bu uygulamalar ne zaman kendisine gelir? Ne zaman malzeme gelmeye başlar? İlk geldiğinde de yine biliyorsunuz ki ilk gelen her zaman pahalı gelir. Bu furyadan etkilenmemek için eğer bir üretimhane açmayı düşünüyorsanız ya da bir balık akvaryum kurmayı düşünüyorsanız acele etmenizi ben tavsiye ederim arkadaşlar. Çünkü fiyatlar bazında mutlaka bir yükseliş olacaktır diye tahmin ediyorum. Yani umarım ki öyle olmaz. Umarım ki yeter. Fakat benim bildiğim kadarıyla arkadaşlar yani yaklaşık olarak %50-55 oranında bizim balık ihtiyacımız yurt dışından karşılanıyor. Yurt dışından şimdi balık gelmediği için yerli üretici de buna yetişemeyeceğinden dolayı arkadaşlar yani bu talebe yetişemeyeceğinden dolayı büyük ihtimalle fiyatlarda bir artış olacaktır. Çünkü piyasada balık kalmayacağından dolayı bu sebepten dolayı benim nacizane tavsiyem, nacizane önerim eğer balık almayı düşünüyorsanız bu aralar akvaryumunuzu genişletmeyi, geliştirmeyi ya da filtrelerde yeni bir şeyler planlıyorsanız arkadaşlar birazcık acele etmenizde fayda var. Çünkü arkadaşlar dediğim gibi fiyatlarda yükselme olabilir. Yani bu benim aldığım bir duyum değil. Sadece tahminim. Yani her vatandaşın yapabileceği gibi ben de bir akıl yürütüyorum arkadaşlar. Fiyatlar yükselebilir diye tahmin ediyorum. Bu sebepten dolayı önlemlerinizi almanızı sizlere nacizane tavsiye ediyorum. Dediğim gibi umarım yerli üreticinin ürettiği balık piyasaya yeter. Yeterli piyasa doygunluğa ulaşır. Ve herkes istediği balığı, gönlünde yatan balığı besleyebilir arkadaşlar. Herhangi bir sorun, herhangi bir sıkıntı yaşamadan. Umarım bu şekilde olur. Diğer türlü de olursa dediğim gibi önleminizi baştan almanızı ben tavsiye ediyorum. Arkadaşlar benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Biraz uzun bir video oldu. Kusura bakmayın. Fakat bu konudan da bahsetmek istedim. Şimdilik arkadaşlar dediğim gibi anlatacaklarım bu kadar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi, arkadaşlar yorumlarla bana katkıda, bana destekte bulunmayı lütfen ihmal etmeyin. Yani bir videonun beğendiyseniz eğer bunu göstermek amaçlı bir like tuşuna basmak da o kadar zor olmasa gerek diye düşünüyorum.
Yani benim buradan herhangi bir beklentim yok. Bu kanalı açarken de söylemiştim. Tek amacım arkadaşları bilgilendirmek ya da bildiklerimi arkadaşlarla paylaşmak, paylaşabilmek. Bu sebepten dolayı da arkadaşlar, yani nacizane olarak sizden ricamdır. Motive kaynağımız aboneliğin fazlalığı, beğeniliğin fazlalığı. Umarım bana bu konuda da yardımcı olursunuz. Hobi Melek kanalı herkese sağlıklı hobiler diler. Sağlıcakla kalın.